1 Mayıs 2023 Aydın Yenipazar'da Yenipazar'a 5 kilometre uzaklıktaki Donduran köyündeyiz. Şimdi size burada Osmanlı'nın son dönemlerinde derebeylerin yaptığı kulelerden birini göstereceğim. Köy adı Donduran, kulenin adı da Donduran Kulesi. Konak zaman içinde yanmış ve yıkılmış, yok olmuş. Bir kule kalmış. Kule de yıkılmak üzere. Evet, buradan geliyorsunuz. Hemen köyün içinde 2-3 dakikalık bir yürüyüşle biliyorsunuz. Aydın'da bunlardan 3 tane var. Nazilli Arpas ve Koçarlı'da Cihanoğlu Kulesi. Bakın işte bu. Donduran Kulesi. Ama kaderine terk edilmiş. Yıkılmak üzere. Umarım yıkılmaz. Bakın. Size bir kere daha göstereyim böyle uzaktan. Köyün yanındaki tepeden gözüküyor. Her taraf duvarları çatlamış. Pencereler zaten yok. Bakın size şimdi kuleyi şöyle bir göstereyim. Bakın duvarların çatlaklarını görebiliyorsunuz. Uzaktan zeytin ağaçlarının arasında bakın köşenin biri çökmüş, çökmek üzere. Çöktüğü zaman kule tümden yok olacak. Biliyor musunuz? Burası çöktüğü zaman tümüyle gidecek. Kulenin içine giriş yok. Temel o kadar sağlam ki. Taşlara bakın. Yani yıllara meydan okuyan bir yapı. Ama Aydın Kültür Müdürlüğü ya da bu ülkenin Turizm Müdürlüğü ne işle meşgul, bunu da anlamak mümkün değil. En azından koruma altına alıp yıkılmasını engellemek lazım. Ama maalesef kulenin içine giriş yok. Sadece buradan içini görebiliyorsunuz. Bakın. Şuradan çıkabilirsem size şuradan
Bunun etrafı konakla çevriliymiş. Konak zaman içinde yanmış. Ve şu an konaktan herhangi bir iz yok. Bir tepenin üzerinde. Etrafı böyle. Şimdi size uzaktan göstereceğim. Evet. Bakın. Yeni Pazar'a 5 kilometre mesafede, hemen köyün içine girdiğinizde kime sorsanız size gösterir. 2 dakikalık bir yürüyüşle birlikte buraya girip görebilirsiniz. Umarım yıkılmaktan, yok olmaktan kurtulur. Duvarlarında çok ağır çatlaklar var. Bakın, duvarlarında çok ağır çatlaklar var. Bu çatlaklar her an buranın çöküp tümüyle yok olmasına neden olabilir. Evet, son bir kez göstereyim. Ondan sonra yolunuz düşerse uğrayın. Evet, işte bu Donduran Kulesi.